Peki, biz RESTful API'leri neden kullanıyoruz? Yani ya da geliştireceğimiz uygulamada neden kullanmamız gerekir aslında? Bu tercihi yaparken de bu konuları incelemekte fayda var. Mesela sunucu tarafında geliştirdiğimiz bir yazılım var ya da bir altyapımız var, masaüstü uygulama diyelim. Bunun komple altyapısını değiştirip biz web uygulaması yapmak istiyoruz. Neden? Çünkü daha ölçeklenebilir, daha az maliyetli, daha fazla kişiye ulaşabiliriz, müşteriye vesaire gibi. Şimdi neden kullanıyoruz? Öncelikle bizim çekirdek altyapımızı, yazılım altyapısını dışarıya açmak için. Yetkili ya da yetkisiz. Burada dışarıya açmaktan kastımız aslında o API'yi kullanacak, biz buna consuming, sömürme işlemi diyoruz. O API'yi kullanacak olan herhangi bir cihazın, herhangi bir yazılımın ona erişebiliyor olması. Bu erişebilmek iki türlü olabilir. Birincisi hacking. Eğer sistem dışarıya açık değilse ve dışarıdan bir şekilde müdahaleyle o sisteme erişiliyorsa, o sistemin içerisine, buna hacking diyoruz. Bu zaten legal bir şey değil. Yasa dışı bir olay. Ama bunun dışarıya açılmış versiyonu, bu sistemin geliştiricilerinin kararıdır ve dışarıya public bir şekilde public hale getirilir o özellikler ve dışarıya da XML ya da JSON gibi formatlarla açılarak kullanımı sağlanır. Nereden görüyoruz bunları? Mesela bu para ödeme sistemleri var. Iziko, PayPal, Payoneer vesaire yüzlerce, binlerce vardır herhalde. Bunlar mesela kendi altyapılarını zaten kullanıyor, geliştiriyorlar. Aynı zamanda bu altyapıyı mesela kendi web sitenize Iziko altyapısını ya da bir bankanın altyapısını ekleyebilmeniz için, o ödeme altyapısını ekleyebilmeniz size bir erişim veriyor. Bu erişimi de işte bahsettiğimiz API sayesinde verebiliyorlar. Kendi sistemlerini o kendi arayüzlerinden login vesaire her şeyle web arayüzünden kullandırıyor. Aynı zamanda diyor ki benim bir de ödeme altyapı hizmetim var. Bunu sen kendi uygulama içerisine, mesela e-ticaret web sitene ya da herhangi bir sıradan web sitene koyarak diyor, ya da mobil uygulamanı, bunları benim sistemim üzerinden yetkilendirilmiş bir şekilde bankalar arasında para transferi yapabilirsin diyor. Bunun için benim arayüzüme gelmene gerek yok diyor. Ben bu arayüzü aradan çıkardım. Sana bir API olarak veriyorum. Al bunu kullan. JSON, XML hangisini istiyorsan. Sen sadece şu formattaki yapıya uygun bir veri yapısı oluşturman yeterli diyor. Bunu yaptığın sürece diyor benim için sıkıntı yok. Yetkilisin diyor. Al bunu kullan, veriyi gönder, istediğin gibi kullan. Burada iki şekilde bir ayrım yapabiliriz. Birincisi yetkili ve yetkisiz. Yetkisizlerden kasıt, yani örnek vermek gerekirse, mesela birçok uygulamada kullanılır bu. Hem hava durumu bilgileri hem de bizim bu mesela Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan elde edilen, yani en güvenilir olarak döviz kurunu nereden elde edebilirsiniz? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası üzerinden. Bunlar da size bir API olarak veriyor zaten. Bunu alıyorsunuz ve parse ediyorsunuz o XML yapıyı vesaire. O günlük veriyi elde edebiliyorsunuz. Bununla ilgili bir videom var YouTube'da. Ona erişebilirsiniz. Ya da şeyde de var. Aynı şekilde Go programlama dili kursu içerisinde de bunu ekledim. Bir saatten fazla. Sadece bu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın TCMB'nin API'sini sömüren, kullanan bir Go uygulaması. Oradan bunu alıyor. Bu mesela yetkisiz erişim aslında. Ona bir yetkiye ihtiyacınız yok çünkü. Eğer yetkili bir erişim yapmak isteseler, onun bir de yönetimsel sorunlarıyla uğraşmaları gerekir. Gereksiz bir işlem aslında. Ya, o işlem için gereksiz. Çünkü herkes kullanabilir bunu. Bu halka açık bir bilgi. Ama mesela bu arada aynı şekilde yetkisizlere bir diğer örnek de hava durumu. Hava durumu da gene yani devletlerin ya da işte özel kurumların, daha doğrusu büyük kurumların oluşturduğu
ve dışarıya açtığı bilgiler. Bunları alarak işte mobil uygulamalarda biz hava durumunu vesaire görebiliyoruz. Onlar aslında arka planda servisten bilgi alarak ekranda gösteren yazılımlar diyebiliriz. Ama bunun sunucu tarafında çalışan sistem aslında bir API. O API'den sadece sömüren bir istemci var. Bu mobil uygulama da olabilir. Bir web uygulaması da olabilir. Yetkisize bunları örnek verebiliyoruz. Yetkili tarafa da aslında az önce örnek verdiğim bu mesela EasyCo, PayPal gibi para ödeme sistemlerinin gösterebiliriz. Bunlar da kullanıcı bilgileri çok kritik öneme sahip. Onların yetkilendirilmiş olmaları çok kritik öneme sahip. Bu yüzden çok yoğun bir güvenlik önlemleri var. Mesela ya da bankacılık sisteminde de olabilir bu aynı şekilde. Yetkilendirme çok önemli. Orada özel API alıyorsunuz, API key alıyorsunuz vesaire birçok bilgi. Ondan sonra kendi uygulamanıza ekliyorsunuz, yazılımı geliştiriyorsunuz. Oradaki formatlara göre size dokümantasyonlar veriyorlar zaten bu tür API'ler. Ve siz de bu API dokümantasyonlarına göre yazılımınızı bu API ile entegre hale getiriyorsunuz. Bunların dokümantasyonları bu nedenle önemlidir. Siz de eğer dışarıya açık ve genel kullanıma açık yani müşteriniz olan bir sistem geliştirecekseniz burada dokümantasyon yapmanız çok kritik öneme sahip olacak. Dokümantasyon sayfasının düzenli olması, içerikleri vesaire hepsi önemli. Ve dediğim gibi yetkili ve yetkisiz olarak ikiye ayrılıyor. Yetkisize örnekler verdim, yetkiliye de örnekler verdim. Bir sonraki nedir? Güçlü donanım gerektiren işlemleri istemci yerine yani müşterinin bilgisayarı yerine sunucularda gerçekleştirmek için. Buna aslında mevcut cloud computing sistemleri de örnek gösterebiliriz. Mesela bir Microsoft'un, Amazon'un, Google'ın sunucularında yapabildiğiniz kapasitedeki hani büyük işlemleri kendi bilgisayarınızda yapamazsınız. Yani mümkün değil. Çünkü onların sistemleri ölçeklendirilmiş ve binlerce bilgisayarı kullanarak yani yüzlerce bilgisayarı kullanarak size hizmet verebilir. Sizin işleminizi bitirmeye çalışabilir mesela. Bu tür örnek verilebilir. Aynı zamanda mesela şu an üzerinde çalıştığım bir Go projesi var. Onu örnek verebilirim. Bu aslında yapay zeka projesi. Go ile geliştirdiğimiz görüntü işlemi ve yapay zeka projesi. Bunun temel amacı aslında API yoluyla dışarıya yapay zeka ve görüntü işleme hizmeti vermek. Bunu sunucu tarafında web arayüzüyle de yaptırıyoruz kullanıcılara, müşterilere diyelim. Aynı zamanda bunu API üzerinden de yapabiliyorlar. Veriyi bize gönderiyorlar. Biz orada sunucu tarafında onu işliyoruz mesela. Sonra sonucu dönüyoruz. Burada yetkilendirilmiş bir işlem var ama temel nokta şu burada. Machine Learning yani yapay zeka ve Computer Vision dediğimiz görüntü işleme kategorileri ciddi sunucu donanımı gerektirir. Ciddi donanım gerektirir. İşlemci, GPU, RAM ve zaman gerekiyor vesaire. Birçok farklı donanımsal gereksinim var bu işlemleri yapmak için. Kendi kişisel bilgisayarınızda mesela yani bir haftada yapabileceğiniz şeyi biz sunucu tarafında birkaç GPU kullanarak yani grafik processor unit kullanarak bunu yarım saatte yapabiliyoruz gibi düşünebilirsiniz. Biz bu sunucu tarafını mesela cloud ile ölçeklendirdiğimizde ya da kendi sunucu sistemimize birden fazla sunucu GPU eklediğimizde aslında sizin o client'ta kendi bilgisayarınızda yapmaya çalıştığınız ve uzun sürecek olan işlemi çok daha hızlı hale getirip bunu size pratik bir şekilde gönderebiliriz mesela. Bu bir örnek. Güçlü donanım gerektirme örneği. Teknoloji bağımsız bir altyapı oluşturmak için gene RESTful API'ler kullanılabilir. Burada işletim sistemleri ve programlama dilleri diye ikiye ayırdım bunu. Ne demek oluyor bu? İşletim sistemlerinden kastımız şu. Eğer sunucu tarafında çalışan bir API'ye bağlanacaksanız sizin client'teki
işletim sisteminin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Hangi versiyon olduğunun da hiçbir önemi yok. Sizin tarayıcınız olduğu sürece o API'ye URL üzerinden erişebilirsiniz. Aynı zamanda sizin bir internet bağlantınız olduğu sürece programatik olarak herhangi bir işletim sisteminden o API'ye bağlanıp request gönderebilir, response alabilirsiniz. Bu işletim sistemlerine örnek. Bağımsızdır tamamen. Çünkü o işletim sistemi üzerinde çalışacak hiçbir şey yok. Sadece internete bağlanıp istek gönderip cevap alıyorsunuz. Programlama dillerinde de öyle. Zaten XML formatının geliştirilme amacı bu aslında. Mesela yani yıllar önce, birkaç on yıl önce diyelim, birkaç on yıl önce, ben doğmadan önce diyelim. Burada Java ve diğer programlama dilleri, Java ve ondan önceki programlama dilleri kendi altyapılarında bütün altyapıları kullanıyorlar. Veri tabanları farklı, işletim sistemleri farklı, programlama dilleri farklı, yöntemler farklı vesaire. Şimdi bankalar bu şekilde, bankalar ve özel kurumlar ve büyük kurumlar bu şekilde kendi altyapılarını oluşturmuşlar gibi düşünün o zamanlar. Ama bunların birbirlerine bazen veri aktarımı yapması gerekebiliyor. Yani veri alıp verme olayları gerekebiliyor. Bir firma diyelim kendi içerisindeki bir bilgiyi, o veri tabanındaki bilgiyi örneğin bir bankaya gönderecek mesela. Ya da başka bir şirkete gönderecek. Bunlar birbirlerinin müşterileri sonuçta. Şimdi böyle bir durumda veriyi nasıl gönderecek? Bu istemci dediğimiz müşterinin bir tanesi örneğin Delphi ile yazılmış. Bir başkası C++ ile yazılmış. Bir başkası Java ile vesaire gibi farklı platformlar. Bunların çıktıları, yani programlama dili de platformları da farklı. Bunların çıktıları da farklı olacak. Birisi Java dosyası çıktısı alıyor, output alıyor. Öbürü Delphi output alıyor. Yani bunları DLL olarak düşünebiliriz. Bir başkası farklı vesaire. İşte bunların hiçbirinin DLL'leri, çıktıları, o kaynak kodlarının çıktıları birbirine uyumlu değil. Birbirini işleyemez. Bunların ortak konuşabilmesi için XML dilini üretiyorlar. Markup Language'i üretiyorlar. Ve bununla artık bu bahsettiğimiz farklı platformlar, farklı çıktılar, farklı altyapılara sahip olsa bile ellerindeki veriyi dışarıya açmak istedikleri ya da başka bir platforma göndermek istedikleri veriyi XML formatına uygun, XML standardına uygun bir şekilde çıktı olarak üretiyor ve dışarıya açıyor, karşı tarafa veriyor. Karşı tarafta tamamen XML standartlarına uygun bir şekilde hazırlanmış bu döküman sistemini okuyor sadece. Request yapıp onu okuyor. Çıktısını kendi altyapısına uygun hale getirip mesela Java klaslarına dönüştürüp ya da Python nesnelerine dönüştürüp bunları kullanabiliyor. Şimdi XML'in çıkış amacı buydu. RESTful dediğimiz şey de aslında tam olarak bu. Yani temeli buna dayanıyor. Web servisler vesaire hepsi bu şekilde. Dillerden de bağımsızlar diyebiliriz. Farklı uygulamaların ortak veri yapısıyla iletişimini sağlamak. Bunu az önce söyledim aslında. Bu bahsettiğim örnekteki gibi her platform, her firma farklı altyapıya sahip, farklı teknolojilere sahip yazılı programlama dili ve işletim sistemi olarak bunların ortak bir dil, ortak bir veri yapısı üzerinde anlaşabilmelerini sağlıyor. Bir de istemcilerin teknolojik bağımsızlığını sağlamak da mümkün oluyor bu sayede. Burada da az önce bahsettiğim örnekle aynı şey aslında. Şimdi istemcilerin genel yapısı diyelim çok çeşitliyse, mesela kullanıcılar sizin sisteminizi mobilden kullanıyorsa, Android olabilir, iOS olabilir, yani çeşitleniyor burada. Bu hibrit olabilir, natif olabilir ya da işte farklı mobil işletim sistemleri olabilir. Sadece Android ve iOS değil. Bunlar sadece mobil için geçerli farklılıklar ve bunların kendi altlarında da mesela Android'in alt sürümleri var. Hepsinin aslında yöntemleri farklı.
Yani veri görselleştirme, veri kullanım vesaire hepsinin farklı. Birçok istemci taraflı sorun var. Eğer masaüstü tarafında yapıyorsanız, yani sizin web tarafında oluşturduğunuz bir altyapıyı eğer masaüstü tarafında yapacaksanız, burada da Windows, Linux, macOS gibi bunların farklılıkları var. Bir de versiyon farklılıkları falan var. Web tarafında aynı şekilde konsol uygulamaları ya da embedded sistemler devasa farklılık var. Ama siz sisteminizi web tarafında yaparsanız istemcilerin ne olduğu hiç önemli değil. Her birisi için farklı farklı istemciler de geliştirilebilir. Tamamen uyumlu hale getirilebilir diyebiliriz burada. Çünkü hepsinin besleneceği kaynak aslında web tarafından elde edilen o XML ya da JSON gibi RESTful API servisi olacak. Burada herhangi bir sorun çıkmayacaktır. Farklı istemcilerin ihtiyaçlarına farklı endpointlerle cevap verebilmek için. Burada endpointlerin ne olduğunu sonraki slaytlarda anlatacağım detaylı olarak. Burada şöyle diyebiliriz. Eski uygulamalar daha çok XML yapıları kullanıyor, halen kullanıyorlar. Mesela bankalar vesaire. Bunlar yani yıllardır oturtmuş olduğu bir altyapı olduğu için ve bunların da o müşterileri, belki yüzlerce, binlerce müşterisi, onlarla anlaşmaları ve bütün yazılımsal entegrasyonları zaman içerisinde XML ile yaptığı için bunlar bu yapıyı değiştirmiyorlar. Mesela ya da büyük kurumlar XML ile çalışmışlar, binlerce firma entegre olmuş kurum, firma artık değiştirmeye ihtiyaç duymuyor. Zaten sistem çalışıyor bu şekilde diyorlar. Ama yeni firmalar, daha yeni firmalar yani, JSON ile çalışıyor. Çünkü JSON'ın, bunu zaten detaylı bir şekilde XML ve JSON bölümlerinde anlattım. Veri dosya formatları bölümlerinde. JSON XML'e göre daha hafif, daha az yer kaplıyor. Bu da tabii performansı, network performansını artırıyor. Trafiği azaltıyor. Bu da tabii ki maliyetleri azaltıyor. İnternet maliyetlerini, sunucu maliyetlerini, depolama maliyetlerini vesaire. O yüzden firmalar doğal olarak, yeni firmalar JSON tercih ediyor. Şimdi bir başka olarak da daha yeni firmalarda gRPC tercih edebiliyor. RPC sistemi, RPC konsepti yeni bir konsept değil ama gRPC, hani Google'ın bu işe bakış açısı biraz daha farklıydı ve bu gRPC yeni bir model ama RPC farklı. O daha eski bir yöntem diyebiliriz. Şimdi bunların şöyle düşünebilirsiniz. Sizin müşterileriniz eski sistemlere entegre olan bir klasik kurumsal sistem de olabilir. XML istiyordur veriyi. Bütün altyapısı bunun üzerindedir. Ona XML vermeniz gerekiyor. Bir başka daha modern müşteriniz de, yenilikçi müşteriniz de JSON kullanıyor. Diyor ki ben veriyi JSON olarak istiyorum diyor. Entegreyi JSON olarak yapacağım. Onunla JSON olarak anlaşmanız lazım. Bir başkası da diyor ki ben yeni girişimciyim diyor. Ben GPRS ile gRPC ile bu altyapıyı geliştiriyorum diyor. RPG yapacağım diyor. Remote Procedure Call. Ve bana bu şekilde ver diyor vesaire. Onun kendi alt yetenekleri, farklı yetenekleri var çünkü. O zaman da ona bu şekilde vermeniz gerekiyor. Şimdi bunların hepsine farklı endpointler oluşturmamız gerekiyor burada. Buna işte endpoint diyoruz. Bunu detaylı bir şekilde göstereceğim. Eski firma sizden aynı veriyi, tamamen aynı veriyi XML olarak, çıktı olarak alırken bir başkası JSON olarak alabilir. Bir başkası da gRPG olarak da elde edebilir. Bunlar çok da faydalı. Veri güvenliği tarafında ne olabilir? Şimdi şöyle bir durum var yazılım tarafında. İstemci tarafa gönderilen hiçbir bilgi güvende değildir. Bu net. Bunu nasıl gönderirseniz gönderin. İster bir kurulabilen, bilgisayara kurulabilen bir yazılım olarak gönderin. İsterseniz herhangi bir basit bir şekilde ne yapıyorsanız yapın, istemci tarafına giden hiçbir şey güvende değildir. Bu nedenle de
Kritik bilgiler işlemci tarafında tutunmaz. Ne tarayıcıda tutulur, ne onun tarayıcının depolamasında tutulur, ne o kurduğunuz yazılımın klasörleri içerisinde tutulur. Bu şekilde tutulmaz. Kritik bilgiler sunucuda tutulur. Şimdi eğer işte istemci tarafına bir şey kritik bir bilgi koyarsanız, mesela lisanslama işlemlerini böyle yapılıyor halen günümüzde, genellikle tabii. İşte bir bilgisayara bir yazılım kurduğunuz zaman onun lisans key anahtarını eklemeniz gerekiyor tabii. Bu da bu tür üretici, yazılım üreticilere de tabii internetin bağlı olmama ihtimalini de hesaplaması gerekiyor. O zaman da internet bağlı olmadığında ne yapacak? Sizin bilgisayarınıza bir activation key ekliyor. İşte bu crackerlar dediğimiz, hani reverse engineering yapan arkadaşlar da çeşitli araçları kullanarak bu yazılımları crackliyor ve bunun yöntemini anlatıyor. Bu sefer ücretsiz kullanabiliyorsun bu yazılımı. Şimdi neden? Çünkü o senin bilgisayarında ve senin erişebildiğin yerleri registry'ye ya da herhangi bir klasöre bir dosya atıyor. O dosyanın içerisine bir şey yazıyor. Sen onu değiştiriyorsun. Değiştirdiğinde kullanabiliyorsun. Bu kadar basit. Ama bu tür kritik bilgiler sizin RESTful API mimarinizde ya da web altyapınızda tamamen sunucu tarafında kullanılır ve orada tutulur ve yönetilir diyebiliriz. Tabii bu veri koruma maliyetlerini de azaltıyor. Çünkü istemci tarafa bağımlı olmadığınız için sadece sorumluluğunuz sunucu tarafındaki yazılımlar oluyor. İşte oradaki veri tabanı ve yazılım ve kodların yedeklemesi sizin sorumluluğunuz oluyor. Veriyi korumak sorumluluğunuz oluyor ve hacking saldırılarına karşı merkezi koruma. İstemcilerle uğraşmak zorunda değilsiniz. Direkt kendi sunucunuzu korumanız ve yazılımınızı güvenli hale getirmeniz burada genel güvenliği sağlamış oluyor diyebiliriz. Mesela buna örnek işte bankalar ya da para transfer sistemlerini gene örnek verebiliriz. Bütün transaction bu ana sistem üzerinden gittiği için o firmaların da girişimlerin de temel noktası, temel odak noktası aslında kendi altyapıları oluyor.